Herkese selamlar dostlar. 14 Mart 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Ekranda gördüğünüz üzere çok güzel bir tabloya girmek istedim ben bu mücadeleye. Toplamda sizlere 8 adet mücadele önermiştim. Ki zaten ben söylüyorum bunu. İdeallerini sizlere hep sunuyorum zaten ideallerini. Ne gibi yüksek oranlar alabiliriz diyerekten de sizlere önerilerde bulunmak istiyorum. Ki zaten aşırı güzel kazançlar elde edenler var. Bir tanesini göstereceğim zaten bu videoda. Şimdi öncelikle cumartesi için tebrik ediyorum. Biz gerek şunu da belirteyim. Canlıda öyle bir seri yaptık ki. Mesela ben 9 tane canlı bahis verdim. Katıl Telegram grubunda. Bunlardan 7 tanesi başarılı oldu. Canlıda olsun, kombinlerde olsun full çektik. Çok güzel geçti bizim için. Ki zaten YouTube takipçilerimiz de 3500 kişi falan izlemiş videoyu. Sağ olun yine 290 like ne kalmış. Kombin önerisi bu videoda olmayacak. Artı ütüsün üzerine geçmediği zaman vermiyorum biliyorsunuz. Bu da benim prensipim haline geldi. Rapor bu şekilde arkadaşlar. Yüksek misliden şöyle bir ilerledik. Yüksek misliye ben ne oynarım diye zaten sizlere tekli olarak ne önerdim ben? Tottenham'ın atacağı 2 gol önerdim. Baktım Ronaldo maçtan önce sakat gösteriyordu. O günü sabaha baktım. Ronaldo maçta olacak diye haberler çıktı. Ronaldo maçta oynadı. hat yaptı. KG'miz geldi. Deplasman 1.5 üst geldi. Hatta bu paketin yüksek misli iletişimin, yüksek mislinin iletişim hattı var zaten. WhatsApp hattı var. Kral 2000 basıyorum güvenin tam mı dedi. Ben zaten buradaki arkadaşlara ses kaydı atarak açıklama yapıyorum her zaman. Bunlar zaten bir güzel 100 TL miktar ödeyip geliyor bu gruba. Ben de zaten iletişimi yapıyorum. Elimden geldiğince her türlü desteği sağlamaya çalışıyorum zaten. Burada zaten hatta bakın 01'de atmış 02'de direkt cevap vermişim. Paketteki iletişim arkadaşlar bilir zaten. Dedik ya ses kaydına kral sen okey sen giriyorum demiş. Hatta sonra yanımda da beton yetmez ne kral be kral yazmak şey. istedim. Ben de S yazdım geçtim. Yüksek misli de, de kazandık tebrik ederim. Ve şunu da söyleyeyim Katıl butonundaki verdiğim tüm kombineler geldi. Şöyle vereyim 3 tane kombine verdim ben burada. Youtube tekli önerisi olarak zaten en başa yazdım. Tottenham'ın atacağı 2 gol. 2.20 gibi oranı var. Çok güzel yakaladım. Katıl kombininde Werder maçına KG var verdim. Son dakika geldi. Liverpool'un da zaten kazanacağını hatta kazanırken de 3.5 altında kalacağını söylemiştim. O başarılı oldu. Ekstra önerim de Gladbach maçına maç sonu 1. Katıl önerim de bu iki maçı ben YouTube'da anlatmadım. Milan maçına da 3.5 alt şekilde önerdim. Ekstra katın önerim de geldi. Kazandık. Dün zaten kasalara bayağı bir para koyduk. Onu söyleyeyim. Hatta sizden gelenler adına ben bir tane de fotoğraf göstereyim. Şunu da belirteyim. Ben kimseye gidin 2500 lira basın demiyorum. Kendim bu kadar oynamıyorum. Hatta yüksek misli de oynadığım kuponlar bile 300 lira, 500 lira. Ben bu kadar seviyeye çıkmıyorum kesinlikle. Kimseye önermiyorum. Şöyle bir tane güzel kazanç elde etmiş diye gösteriyorum. Kaybedebilirdi. Seçtiğim maçlardan 4 tanesini koymuş. Ben 4 maç da oynamam hiçbir zaman. 2 maç, maksimum 3 maç. Benim finansibim de budur her zaman. Çünkü kazanmak riski azaltırsan kazanırsın. Bu işler böyledir. 5 orandan 2500 liraya 12500 lira bandında bir miktar almış. Tebrik edelim bu arkadaşımızı da. Canlı performansının da bahsedeyim hemen şu şekilde ekrana tekrar bir görsel gelsin. Editör arkadaşlarımız da zaten gece sonunda rapor atıyorum ben. Kangal 9'da 7 canlı performansıyla ilerledim ben. Çağrı 11'de 7 yaptı. Bilal 3'te 2 yaptı. Hakan da 12'de 6 yaptı. Zaten ben burada hepsinin yatanı kazanını hepsi zaten katıl grubunda gözüküyor yani. Neyi sileceğim ben silmem ya. Yani. Allah'ın bildiğini kuldan mı gizleyeceğiz diyerekten de bunu da belirteyim. Şimdi 5 tane mücadelem var. Başakşehir mücadelesini ben zaten anlatmıştım. Maç ertelendi. Hızlıca bir daha üstünden geçeyim. Yavaştan ilerleyelim. Bu arada skor bilen arkadaşlarımızı diğer videoda açıklayacağım. Onu da belirteyim. Bu videoda şu an bakamadım biraz. Pazar günü yoğun olduğundan o seçimleri yapamadım. Hem Alanya maçını da açıklamış olurum. İki gününkünü açıklarım. Başakşehir-Antalya spor mücadelesi. Ben bu maçta ne dedim? İlk golü Başakşehir atar diye düşündüm. İlk golü ben Başakşehir atar diye düşünüyordum ben. Ee, öyle de olduğu demeyeceğim. Maç daha oynanmadı. Muhtemelen ya yani Antalya burada kapanacaktır. Zaten anlattım bu maçı sizlere üstünde pek fazla durmayayım. Antalya kapanacaktır. Maç zaten belki sıfırdan 1'e de kayabilir. Fakat o yüksek oranına gitmeyeceğim ben burada. İlk golü ben Başakşehir'in atmasını bekliyorum. Tekrar Antalya diyecektim bu arada. İlk golü Başakşehir'den bekliyorum ben. Onun dışında yüksek orandan ne gidebiliriz diye baktığımda zaten sizlere dönermiştim. 3.5 altında 1'in 2.01 gibi oranı vardı. 1.97'ye gitmiş düşmüş yani. Değerlendirecekleri de yüksek oran bu yöndedir. Galatasaray Beşiktaş mücadelesi gelelim şöyle maç hakkında biraz sohbet edelim. Senaryo ne olur sizce? Ben skor tercihi sormak istemiyorum bu maçta. Yarışma yapmak istemiyorum. Çünkü çok fazla yarışma yaptık bu hafta. Yarışma yapmayacağım. Fakat sizce ne olur? Şimdi iki başkan arasında sürekli bir atışma. Sabah Ahmet Nur Çebi de açıklama yapmış. Demiş sen Beşiktaş'ın son yıllarda topladığın puan kadar puan topla öyle konuş falan Burak Elmas'a öyle sallamış. Burak Elmas demiş biz Türkiye futbolunu temsil ediyoruz falan. Yani arada başkanlar arasında bir çatışma var. Beşiktaş yuttuğu lokmayı yemek istemeyecektir yani. Nasıl bir cümle olduğunu anlamadım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Beşiktaş tarafında eğer bu maç kaybedilirse yani o kadar konuşma tatava etmeleri boşa. Yani Önder Kale'leri istifa sözleri Ahmet Nurçevi istifa sözleri. Çınlamaya başlar yani bu maçta o sözler gelir. Söyleyeyim. Sosyal medyada zaten takip edebilirsiniz. Bu yüzden Beşiktaş'ın kaybetmemesi yönünde benim bir tercihim var. Ama şunu da belirteyim. Galatasaray maçında şu an sabah itibariyle 45 bin tane bilet satıldığını da söyleyeyim. Yani start full olacak. Onu da belirteyim. Ki Galatasaray zaten kendi evinde genellikle bu ikili arasında sürekli oynuyor. Kimin evinde oynarsa %70, %80 o kazanıyor. Fakat bu maç gollü bir maç olabilir diye düşünüyorum ben. Gollü bir maç olur gibi geliyor bana. Benim önerim burada bir KG var tercih olacaktır. Yani en güzeli burada gollere yönelmektir. KG varı idealden değerlendirme altına alabiliriz diye düşünüyorum ben. 1.48 gibi oranı var. Yüksek orandan ne yapabilirim diye baktığımda normalde benim skor beklentim 1-1 gibi bir skordu. Beraberlikti. 1-1 skora gitmeyeceğim ben burada. Sizlere direkt maç sonu 0'ı önereceğim. de bunun oranı var. Ya iki takım da yenişir mi bilmiyorum ama Gollü bir beraberlik çıkması benim için muhtemeldir. Benim beklentim bu yönde derbi mücadelesinde. Canlısını da yapacağız zaten. Giresun-Gaziantep mücadelesi. Giresun son haftalarda çok iyi futbol sergiliyor. İzlerseniz, izlediyseniz ben yani nasip olduğu her iki maçını da izledim diyeyim. Canlı olarak erken seans sanırım maçları. İzleme fırsatım vardı. Erken seansta çok fazla maç olmuyor canlısını yapmak adına. Bir önceki mücadeleyi gösterme maçını 3-1 kazandı. İlk yarıdan 2 tane gole girmiştik sanırım. Veya tek gole girmiştik. Umut Nair güzel bir kafa golü atmıştı. Son, son hafta da kazandı. Topla çok fazla oynamıyor fakat sonuca yönelik oyunda çok büyük bir başarısı var. 2 haftadır Giresun Spor'un. Ben burada Giresun Spor'un golünü ben kafama bir yazdım burada. Gaziantep'te kötü gidişler, kötü gidiyor son haftalarda bildiğiniz üzere. Puan almakta sıkıntı yaşıyor. Sakatlıkları vardı. Muhammed Demir mesela geçen hafta dakika 57'de oyuna girdi. Bu maçta ilk 11'de çıkacak. Sakatlıkları yavaştan döndü. Maxim, Kisu, Recep Niyaz, Sagal gibi isimler bu maçta olacaktır. Gaziantep'in de bu maçta gol atmasını bekliyorum ben açıkçası. O yüzden KG var olarak bir değerlendirme aldım. 1.60 gibi yüksek bir KG var oranı var burada. KG varın bu oranları güzel oluyor. Değerlendirme altına aldım KG varı. Yüksek oranlar ne yapabilirim diye baktığımda baktığım zaman da handikap sıfır şekilde önerebilirim belki. Onun da oranı 3.30 arkadaşlar. Benim skor beklentim Giresun'un son haftalardaki oyunu sergileyebilirse, devam ettirebilirse 2-1'lik skora göre Giresun'un kazanmasıdır. Burada da şunu söyleyeyim ben sizlere. KG var gelir bence. Şöyle dakika 80 gibi bir 2-1'lik bir Giresun atarsa belki öyle oyunda handikap 0-3.30 gibi oranlarında skor da 2-1 zaten. O yönde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Manchester City ile Crystal Palace mücadelesi. Ben zaten videolarımda bahsediyorum. Manchester City'ye ben yatırım yapan birisiyim. Yani Liverpool kazanacağını biliyordum. Bu takımlar uzun bir süre kaybetmeyecek bakın. Bence kaybetmeyecek yani. Şimdi kaybetmeyecek kesin konuşmayayım. Bence kaybetmeyecek. Manchester City Liverpool maçına kadar her iki takımdan da hata beklemiyorum. Hatta City'nin şöyle bir haberler çıktı. Haaland'la anlaştı diye haberler çıktı. Ya Yatırımımız çok güzel yanıt verdi. Güzel kazançlar da elde ettik oradan. Onu da belirteyim. Haaland ha 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 belki gelebilir haberleri çıkması zaten City'nin böyle paplamasına yetti. City burada kaybeder mi? Bence kaybetmez. Kazanacaktır tabi. Kazanırken nasıl kazanacak? Benim için önemli. 7 tane mi atacak? 2 tane de atıp bırakacak mı? Bu önemli. Geçen başta dinlendirdi çoğu ismi. Kevin De Bruyne'i dinlen dinlendirdi. Cancelo. Ee, Birçok ismi dinlendirdi. 4 tane 5 tane ismi dinlendirdi City takımı. Burada ideal 11'i çıkaracaktır. Bence 2 tane gol atacaktır burada siz takımı. En idealden burada maç sonu 2-1.5 üstü zaten 1.36 gibi oran var. En ideali budur değerlendirme altına alacaksınız. Onun dışında biraz daha yüksek oranına gidebiliriz diye baktığım zaman da belki benim skor beklentim 2-0. Belki sonlarda 80'den 70'ten sonra da bir tane gelirse bir golle 2.5 üstünde 2 de yaparsak 1.67 de bunun oranı oluyor. Çok fazla yüksek oranı çıkartmadım. Her maçta zorlayarak da o yüksek oranı elde etmek zorunda değiliz. Böyle bir önerim var sizlere. Değerlendireceklere bol şanslar. Mori Mori Rense ile Lan, takımın ismini okuyamadım. Mori Rense ile Sporting Lisbon mücadelesi. Şimdi Lisbon takımı o Porto mücadelesinde zaten şampiyonluğunu verdi gibi bir şey oldu. 2-0'dan 2-2 yaptı Porto orada. Orada zaten bence şampiyonluğunu verdi gibi bir olay oldu. Kupada da zaten elendi Porto'ya karşı. Orada da yenildi. Fakat oyunundan taviz verir mi? Yani Porto'nun burada kaybetmesini bekleyecek Lisbon takımı. Burada benim skor beklentim 2-0'lık bir Lizbon galibiyeti. Son maçında da galip geldi zaten. C ile berabere kaldı. Ya çok fazla da zaten top oynayamadı City maçında. Efor sarf etti mi? Sarf etti tabii. Yorulgunlar, yorgunlar. Çok fazla gol olmaz. 4.5 altında 2. 1.46'dan oran önerim var zaten. İdealimdir. Skor beklentimde direkt şöyle skor ekranından da göstereyim. 2-0'lık bir Sporting Lisbon galibiyeti 5-20'de bunun oranı var. Sistemcilere önerimdir. 5 mücadele bu yönde değerlendirecek herkese bol şanslar. Bir kombin önerisi yapmadım. Aslında bir tane kombin önerisi çıkardım arkadaşlar. Kombin önerisi çıkardım bir tane. İdeal şöyle gelmesini de bekledim. Bu 5 maçın ikisini kombinledim. Ama dediğim gibi bu cumartesi videosunda 3500 kişi izlemiş. Yani 295 like'da kalmış. 3500 videoda zaten full çekmişiz. Ne kazançlar elde etmişiz. Instagram'dan gelen mesajlardan da teşekkürler bu arada. Bakalım diğer günlere kombin önerisi yapacağım zaten. Pazar videosuna güzel like gelmiş. Teşekkürler bu arada. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. İdealden değerlendirme yapabilirsiniz. Şunu da belirteyim. İnşaatçı kuponu yapmayın rica ediyorum. 5 Beş maçın 5'ini de oynayıp da yattık demeyin. 2 tanesini seçin. Kazanmaya bakın. Keyfinize bakın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.